Merhabalar Yasemin Dünyası'na kanalıma hoş geldiniz. Kıymalı patates püresi yapacağız arkadaşlar. Bugün burada 2 tane soğanım var. Doğradım, tencereye koydum. Burada 150-200 gram kadar kıymamız var. 2 kaşık tereyağı, karabiber, tuz ve patatesimiz var. Şöyle göstereyim. Buradaki patates az. Bu diğer patatesten buraya aktaracağız. Ezdikçe bu patatesten aktaracağız arkadaşlar. Yapımına başlayalım biz. Evet. Şimdi bunları hemen ezelim. Ezecekle eziyoruz. Tereyağını da attık içine. Bir taraftan ikisi iyice birleşsin, özleşsin. Rendeyi de çıkarttım bu arada. Ezeceğimiz pek sağlam değil sanırım. Olmadı. Rendeyle rendeleyeceğim. Göz kararı sütünü koyuyoruz. Şöyle. Evet. Patatesini rendeleyeceğim sonra. Bu süt fazla buna. Diğer patateslerden değil mi? Evet. Şimdi ezmek amaçlı. Patatesi daha kolay ezmek amaçlı sütünü de koydum yumuşatsın diye. Bir taraftan soğanını kavuralım. İçine tuzunu atacağım. Şöyle göz kararı tuzun atıyorum. Kızım da bir taraftan patates püresini ezdiriyor. Soğanın bayağı yumuşadı. Bir dakika daha yumuşasın. Sonra kıymasını koyacağım içine. Şöyle karıştıralım. Şimdi kıymasını içine koydum. Kıymasıyla kavuralım güzelce. Biraz kavrulduktan sonra baharatını koyacağım, karabiberini. Şimdi içine karabiberini şöyle göz kararı atıyorum. Karıştırayım. Bir dakika daha böyle baharatıyla karıştım. Daha sonra patatesle buluşturacağım bunu. Evet, karabiberini koyduktan sonra yaklaşık bir dakika kadar kavurdum. Sonra kapattım. Hemen kenara aldım. Burada patates püresini tepsinin içerisine koyacağım. Şöyle yarısını borcamın içine koyuyorum. Şöyle yayalım. Böyle yaydım bir katını patates püresini. Şimdi içine kıymamızdan koyuyorum. Her yerine gezdireceğim. Harika bir lezzet oluyor. Harika bir tat oluyor. Evet, her yerine şöyle iyice dediğim gibi gezdiriyorum. Makarnanın yanına harika olur. Bu şekilde denerseniz arkadaşlar memnun kalacağınıza eminim. Şöyle kalanını da koyuyorum her yerine. Şöyle hemen tencereyi ters çevireyim. Rahat olsun alması.
Bu işlem tamamdır. Şöyle düzelteyim. Evet. Bu tamam. Şimdi üst katına bir kat daha koyacağım. Patates püresini. Şöyle her yerine iyice gezdireceğim. Şöyle. Hatta kaşık yardımı alayım bir tane. Şöyle kaşık yardımıyla her yerine koyuyorum. Her yerini gezdirdim. Şimdi düzeltelim üstünü. Arkadaşlar süte kaşığı batırıyorum. Bu şekilde üstünü düzeltiyorum. Patates püresinin. Yoksa kaşığa yapışıyor. Böyle yaparsanız iyi olur. Şöyle üstünü bu şekilde düzeltiyorum. En üstüne de kaşar peyniri koyacağım. Şöyle kenarlarını iyice düzelttireyim. Şöyle. Evet, bu işlem tamamdır. Şimdi kaşarına geçiyorum. Rendelenmiş olan kaşarları şöyle üstüne gezdiriyorum. Fırınımda bu arada ısınıyor. Fırına vereceğim. Şöyle her yerine. Gezdiriyorum. Evet. Şunları da kalanları da üstüne koyuyorum. Boş olan yerlerini peynirle doldurayım ki oralarına da iyice gelsin peyniri. Bu tamamdır. Şimdi fırına vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi fırından çıkardım. Böyle gördüğünüz gibi üstünler gibi kızardı. Şöyle ara katı da bu şekilde görünüyor. Şöyle yapıp deneyenlere afiyet bal şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yemek tariflerinde, vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.